Oya Vedantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz bu videomuzda sizlere salon takımı oda takımı vitrin diye adlandırabileceğimiz kullanabileceğimiz bir modelin yapım aşamasını anlatacağım bu ilk motifimi ben yaptım hazırladım şimdi ikinci motifi hep birlikte yaparken eklemesini yapacağız hatta ben 4 motif bir çalışma yapacağım çünkü bunun ortası da var ortasını da sizlere göstermeye çalışacağım şimdi işimize başlarken şimdi arkadaşlar ben bir video amaçlı 50 numara oya iplikleriyle yapıyorum çünkü hani daha rahat anlatabilmek daha rahat gösterebilmek adına ama sizler 60 numara iplikle yapabilirsiniz bu oya ipliklerini kullanıyorum ben videolarda isterseniz dantel yani bu e, naylon olmayan iplikler pamuklu ipliklerle yapıyorduk ya eskiden öyle de yapabilirsiniz isterseniz o ipliğinin 60 numarasıyla yapabilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. 8 tane zincir çekerek orta göbeğimizi oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimizi ilk, ilk başladığım zinciri saymıyoruz. Çünkü onu bir önünden tutturuyorum. 8 zincirimi alttan bir öndeki zincirden tutturarak kapatıp bir küçük yuva elde ediyorum. Bakın. Şimdi bir altı zincir çekiyorum İki, üç dört beş altı başına bir kez doluyorum elde ettiğim yuvaya giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki çıkış yapıyorum üç zincir çekerek devam ediyoruz araya üç zincir çektim içine girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 3 zincir çektim başına bir kez aldım içine girdim önce bir kez sonra iki sonra 2. Şu an üçüncü yuvayı yaptık. Böyle böyle sekiz tane yuva oluşturacağız. Yedi tane yuvamı oluşturdum. Sekizinci yuvamı oluşturmak için üç zincir çekiyorum. İlk başladığım noktanın şöyle tepesinden yan tarafından yuva oluşturacak şekilde ayarlayıp batıyorum. Şimdi ilk yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaparak işime başlıyorum. Üç zincir çekiyorum. Bir sık iğnese giriş yaptım, üç zincir çektim. Başa bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Çekmiş olduğum zincirle beraber 5 tane trabzanım olacak. Önce bir kez sonra 2. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Başına bir kez doladım yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra 2. 4 tane oldu. Çekmiş olduğum zincirle beraber. Başına bir kez doladım. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. 5 tane oldu. Başına bir kez dolayıp diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 3 kere de çıkarak bu yuvama da 5 trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 Başına bir kez dolayıp diğer yuvaya geçiyorum. Bütün yuvalara 5 trabzan yaparak dolduralım bu sırada. Evet hanımlar bütün yuvalara 5 trabzan şeklinde doldurdum. İlk başladığımız noktaya geldim. İlk trabzanın tepesine sık iğne ile geçiş yaptım kapadık şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çekiyorum başına 2 kez sarıyorum yandaki trabzana batıyorum 2 2 alıp tığımda 2 ilmek şeklinde kalıyor bakın doladığım ilmekleri alıyorum başına dolayarak battığım Tekrar göstereyim. Başına iki kez sarıyorum, bir yandaki trabzan tepesine batıyorum. Şu doladığım ilmekleri alış, alı, alıyorum arkadaşlar. Da kameramda bir sorun oluştu. Başına iki kez sarıyoruz ya. İki, iki alıyorum o ilmekleri. Bakın tığımda üç tane oldu. Şimdi bunlar kalıyor son ilmeklerimiz başına iki kez sarıyorum tekrar yandaki trabzan tepesine batıyorum 2 2 aldım 4 kaldı bakın tığımda şimdi 4 trabzanım oldu başına iki kez arıyorum tekrar yandaki trabzan tepesine batıyorum 2 o doladığım sardım ilmekleri alıyorum sadece iki aldım şimdi hepsini birden çekiyorum 5 trabzan olunca üzerine 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi bu 8 zincirin 8 zincirimiz böyle duruyor 7 zincir daha çekiyorum üzerine yuva yapacağız 1 3 4 5 6 7 şimdi bu 8 zincirin tepesine çektiğimiz son 8 zincirin tepesine 7 zincirimi kapatıp sabitleyeceğim şöyle kapattık bir yuva elde ettik bakın 1 2 3 zincir çektim şu yuvamızı bakın şöyle elimizden bu tarafa alıyoruz içine giriyoruz 3 zincir çekip başına bir kez doladım önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez doladım içine girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 3 oldu başına bir kez doladım içine girdim önce bir kez sonra iki sonra iki dört trabzanım oldu içinde Şimdi 1 2 3 zincir çekip dibine batıp kapatıyorum. Bir tane yaprağımız oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Çekmiş olduğum zincirle beraber 4 trabzan olacak. 2 başına bir kez doladım. 3 kere de çıkıyorum. 3 4 trabzanım oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. İkinci yaprağım da oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip yine bir yaprak daha yapıyorum. 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum. Evet anneler çiçeğimiz tamam. Neresini yaptık? Şurasını yaptık oyamızın. Bakın. Şu kısımdayız. Şimdi 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Başına 2 kez sarıyorum. Hemen aşağıda bitmiş olan bakın. Bu biten trabzanların son battığımızın devamında yanındakine batıyorum. Yine 2 2 alıyorum doladığım ilmekleri. Başına 2 kez sarıp tekrar bir yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 2 alıyorum. Başına 2 sarıp bir yanındaki trabzanın tepesine batıyorum 2 2 alıyorum 3 oldu başına 2 sarıyorum bir yandaki trabzana 2 2 4 oldu başına 2 sardım bir diğer trabzanın tepesine battım 5 kez yani o yuvalara yaptığımız 5 trabzanların tepesine batıyoruz bakın tığında böyle ilmekleri topladık son ilmekleri toplamıyoruz başına sardığımız 2 ilmekleri alıyoruz ve hepsini birden çektim 1 bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bakın şunun aynısını yapacağız yine. 8 zincir çektim. Üzerine 7 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan dibine batıp 7 zincirin 8 zincirin bittiği 7 zincirin başladığı noktadan batıp yuva elde ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekip bakın. Şu zincir yuvamızı şöyle döndürüyoruz. Bu tarafa. 3 zincir çektim yuvanın içine girdim yine çiçekler yapacağız hanımlar 3 yapraklı çiçek yapacağız 2 3 4 1 2 3 zincir çektim dibine battım birinci yaprağımı yaptım 1 2 3 zincir çektim yuvaya girdim yine 3 kere de çıkarak 4 trabzan yapıyorum Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. Dört trabzanım oldu. Beşinci tırabzanımı üç zincir çekip dibine batarak yapıyorum, elde ediyorum. İkinci yapram tamam. Üç zincir çektim, başına bir kez doğdum, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Yine dört trabzan olunca bir, iki, üç, üçüncü 5 trab beşinci trabzanın dibinde. 3 zincir çekerek batıyorum bakın şimdi 8 zincir çekiyorum başına 2 kez sarıyorum bakın şu biten trabzanların devamında ilk gelen trabzan tepesine batıyorum başına sardığım ilmekleri alıyorum sadece 2 aldım 2 aldım tığımda kaldı bakın ikisi başa 2 iki kez doluyorum yanındaki trabzanı batıyorum 2 2 aldım başına iki kez doluyorum bir yandaki trabzana batıyorum 2 2 aldım başına iki kez doluyorum bir yandaki trabzanla Batıyorum 2 2 Bunu 5 kez yapıyoruz arkadaşlar 2 2 bakın Şimdi bunların hepsini toplayıp yine Şuradaki işlem gibi yapacağız ben bunu kamera arkasına devam edeceğim Çünkü video çok uzun olacak o zaman İlk motifi hepsini yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben ilk motifi yaptım, hepsini yaptık, tamamladık. Bütün bakın bunlar 5 tırabzan. Aynı buradaki anlattığım gibi buralarda yapıyorsunuz. Sonra ben iki yaprak kala bunun eklemesini göstereceğim. İki yaprak kalana kadar kamera arkasında yapıyorum. Evet hanımlar kamera arkasında ben yaptım. 2 4 6 tane oldu. Şimdi 7. yapacağım ve eklemesini de yapacağız. 8 zincirimi çektim yine. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 8 zincirin çektiğim bittiği noktadan kapatıp yuva elde ediyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu zincirimizin yuvasını şöyle döndürüyoruz hanımlar bu tarafa. İçine giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başla bir kez dolu içine gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Dört tane trabzan olunca üç zincir çekip dibinde batıp bir yaprağımı elde etmiş oldum. Bir, iki, üç zincir çektim. içine girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Şimdi üç trabzan olunca bir zincir çekiyorum. Bakın Buradaki motifimi alıyorum. Karşı buralardan eklemesini yapacağız arkadaşlar. Şu ortadan, şuradan ve şuradan. İlk önce bu tam ortasından şu çiçeğimizin ortasından eklememizi yapalım. Oradan ekledik düz yüzü gelecek şekilde bir zincir çektim bakın buradan hemen arasından batıp böyle ekledim şimdi başına bir kez olarak tekrar dördüncü trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum hem yaprağımı yapmış oldum hem eklemesini tekrar ikinci yaprağım üçüncü yaprağımı yapıyorum 3 zincir çektim 4 trabzan yapıyorum 3 zincir çekip dibinde kapatıyorum şimdi yine 8 zincir başına iki kez arıyorum bu biten devam eden yerden başlıyorum yine trabzan yapmayı iki aldım iki aldım başına iki kez sardım battım yanındaki trabzana 2 2 başına 2 kez sardım bir yandaki trabzana battım 2 2 aldım bakın tığlı ilmeklerimiz böyle birikiyor son ilmekler 3 oldu 2 2 ve son trabzanı batıyorum bakın 5 hepsini birden çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Üzerine 7 zincir daha. 1 2 3 4 5 6 7. 8 zincirimi bitirdiğim noktadan atıp kapatıp bir yuva elde ediyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Pardon. 1, 2, 3. Şimdi elde ettiğim yuvayı şöyle elimizle çeviriyoruz hanımlar. Ön yüzüne gelsin diye. İçine girip yine yaprak yapıyoruz. Çiçeğin yaprağını yapıyoruz. Yine orta yaprağından ikinci yapraktan karşıdan da ikinci yapraktan ekleme yapacağız hanımlar. 1, 2, 3 zincir dibine batın. Şimdi ikinci yaprağıma geçtim. Üç zincir çektim. Birinci trabzanım oldu. Başına bir kez boğazımı içine girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. ikinci trabzan. Başta bir kez boğazımı içine girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki aldım. Üçüncü trabzan olunca bir zincir çektim. Şimdi bu yanındaki yapraktan buradan eklemesini yapacağız. Hanımlar tam ortasından orta yaprağın tam ortasından batıp ekliyorum. Tam ortasından battım. Bir zincir daha çektim. Bu yaprağımızın bu trabzan dibinde kapadım. Bakın. Şimdi trabzanımı yaprağa devam ediyorum dördüncü trabzanı yaptım 3 zincir çektim dibine battım 1 2 3 zincir çektim yine üçüncü yaprağımı yapıyorum 3 4 1 2 3 zincir dibine batıyorum şimdi yine 8 zincir çekiyorum Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bitiriyoruz. Bunun dibine. Bakın, ilk başladığımız noktaya bunun dibine batıyorum. Bir zincir çekip kesiyoruz. Bakın eklemesi. Böyle oldu arkadaşlar. tabi bunlar üçlenince daha güzel oturacak. Şimdi bu iki motifimiz hazır. Şöyle göstereyim. İki motifimiz hazır. Diğer motiflerde hazır olunca ekleme şeklini tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diğer motifleri de buralardan ekleyeceğiz. Buralardan. Ortaya bir küçük yuva öreceğiz burası gibi arkadaşlar. Evet hanımlar ilk yaprağımızı nasıl eklediysem iki yaprağı motifi birbirine burayı da aynı şekil ekledik arkadaşlar. Şimdi dördüncüyü nasıl yapacağız? 2 4 tane. Bu çiçeklerden yaptıktan sonra 5.'ye geldiğimizde yine aynı şekil buradan bunu bunu buradan bunu da diğer yapacağımız çiçekten ekleyeceğiz ve karşısından da diğer buradan ekleyeceğiz şunun gibi buradan ekleyeceğiz arkadaşlar anlatmama videolamama gerek olmadığını düşünüyorum çünkü buradaki ekleme şekliyle aynı olacak sadece bunu iki yaprağını buradan bakın işlerde hiç yaprak kalmıyor İki yaprağı da buradan bunları da buradan bir buraya bir buraya son iki yaprak kala buraya iki yaprak kala buraya yani iki dört tane böyle çiçekli tepemizi yapınca 5. çiçekten burayı ekliyoruz. 6. çiçekten burayı, 7. çiçekten burayı, 8. çiçekten burayı. Ve orta kısmını e, göstereceğim. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ben bunu ekledikten sonra orta kısmına geçeyim. Evet hanımlar birleştirmesini yaptık. 2 yaprak buradan, 2 yaprak buradan birleştirerek yaptık. Şimdi orta kısmı yapacağım. 8 zincir çektim. Bir halka elde ettim hanımlar küçük bir halka elde ettim 8 zincirimle aynı bu ortadaki halkamız gibi 6 zincir çektim başına bir kez doladım elde ettiğim halkaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım araya 3 zincir çektim başına bir kez doladım yine halkaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım araya 3 zincir çektim başına bir kez doladım yine o halkaya giriyorum 8 tane yuva yapacağız yine. 1-2-3 oldu. Araya 3 zincir. başa bir kez doladım. Halkaya girdim. Önce bir kez sonra iki, sonra 2. 3 zincir. Halkaya girelim. 3 kere de çıkalım. 1-2-3-4-5 oldu. 6-1-2-3 zincir halkaya girelim 7 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8. halkamızı 1 2 3 zincir çekerek ilk başladığımız halkanın böyle yan tarafından batıyoruz yuvanın içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım 4 zincir çektim başını iki kez sardım yuvaya girdim 2 2 aldım ilmeğimi Başına iki kez sardım. Yuvaya girdim. Ortasını yapıyoruz. İki. iki aldım ilmeğimi. Bakın üç tane ilmeğim var şu an. Başına iki sardım. Yine yuvaya girdim. O sardıklarımı ikişer ikişer alıyorum. Diğer ilmeklerime dokunmuyorum. İki iki alıyorum. Beş kez bu işlemi yapıyoruz halkanın yuvanın içinde. Hepsini birden topluyorum. Beş olunca. Beş zincir çekiyorum. 5 zincir yeterli mi bilmiyorum ama 6 zincir çekelim şimdi motifimizi e, yapmış olduğumuz danteli elimize alıyoruz bakın şu uç yapraklardan ekleme yapacağız ortaya eklemiş olacağız 8 kez şimdi şu açıkta kalan yaprağın ortasından zincirimi tam ortasından kapatacağım Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Başına 2 kez sarıyorum. Bakın bu yuvamı aldım yine elime. Şimdi buradaki yuvaya giriyorum. 2, 2 alıyorum ilmeklerimi. Başına 2 kez sarıyorum. Tekrar giriyorum. 2, 2 alıyorum. Başına 2 kez sarıyorum. Tekrar giriyorum. 2, 2 alıyorum. Başını iki kez sarıyorum. Tekrar giriyorum. 2, 2. Bu işlemi 5 kez yapıyoruz. 2, 2. 5 tane olunca hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Şimdi Buradan ekledik. Şimdi bu yapraktan ekleyeceğiz. Bakın bu yapraktan ortaya açılan yapraklardan ortamızı yapıyoruz ekleyerek tekrar göstereceğim ben şimdi onu elime batacak diye bu sıkıntım benim o yüzden fazla 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar başına iki kez sardım bakın buradaki yuvama girdim 2 aldım 2 aldım 2 kez serdim yuvaya girdim 2 2 bakın son ilmekler tığımda birikiyor 2 kez serdim bu işlemi yuvada 5 kez yapıyoruz 2 2 4 oldu 2 2 5 oldu hepsini birden topladım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Şimdi devamında gelen bu yapraktan ekleme yapacağım. Şimdi ben onu yerde göstereceğim sizlere. Yine altı zincirimi çektim. Şimdi göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha iyi anlatacağımı düşünüyorum gösterince. şu içi açılan yaprakların ucuları bakın bir tane yaprak ucuları kaldı ya arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın şu an üçüncü eklemişim bu açılan yapraklardan bakın şimdi bundan ekleyeceğim yine şöyle dolgumu yapıp 5 tane dolgumu yapacağım başına iki kez sarıp 2 2 alıp tığımda hepsini birlikte biriktirip çekerek dolgum yapıp şimdi buradan ekleyeceğim Sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan. Ekleyip tamamlayacağız, bitecek arkadaşlar. Ortamız böyle oluyor. Ben bunu kamera arkasında ekleyip bitmiş halini göstereceğim. Evet hanımlar, son eklemesini yapacağım orta kısımdan. Bakın son yaprağımızdan buradan. Tutturdum. 1 2 3 4 5 6. Zincir sayıları sizler ayarlayabilirsiniz. Şuradaki zincir sayılarını da sizler ayarlayabilirsiniz. Ben yapım aşamalarını paylaştım. Yani herkesin el şeyi değişebiliyor ayarı arkadaşlar. Şimdi bitiriyoruz. Buradan bakın ilk başladığımız noktadan batıp ipimi keseceğim. tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar eklemesini yaptık ortasının. işte sonuç budur. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Peçete kaç tane çıkar diye soruyorsunuz. dört tane motif yan yana geldiğinde. Yani 4'e 4 olduğunda peçete çıkabilir. Yapacağınız çalışmaya göre sizler ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki zincirler 8 zincir üzerine 7 zincir çekip yuva yapıyoruz ya. Bunları 5-6 da yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar yapacak olan hanımlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.